Sevgili seyirciler, bu akşam size Türkiye'de 19 yıldır protest müziği yapan grup Yorum'un öyküsünü anlatacağız. Bu öyle bir grup ki 19 yılda haklarında 400 dava açıldı. 15 üyesi tutuklandı ve tüm bunlara rağmen albümleri 2 milyon sattı. Hala yargılanmaya da devam ediyorlar. 32. günün gençlerinden Önder İnce, her defasında küllerinden doğan bir grubun, grup Yorum'un eski ve yeni üyeleriyle konuştu. Müzik tarihçilerine grup Yorum'u sordu. Grup Yorum'un hikayesi aslında Türkiye'nin demokratikleşme hikayesinin ta kendisi. Bugün teyzemi aradım. Dün gece polisler onlara da gitmişler. Teyzem suçları nedir diye sormuş. Polislerden biri çok fazla saz çalmışlar demiş. Çok fazla saz çalmanın yasak olduğu ülke Türkiye'ydi. Güncesine bu notu düşen kişi ise Türkiye'nin bir müzisyeniydi. Üstelik o gün polisin aradığı sadece o değil, müzik yaptığı grubun bütün üyeleriydi. Grup Yorum sadece Türkiye'nin değil, dünya müzik tarihinin belki de en özgün gruplarından biri oldu. Grubun 19 yıllık geçmişinde 200'den fazla bestesi vardı. Her yıl bir albüm çıkaran Grup Yorum'un albümleri bugüne kadar yüz binlerce satılmıştı. Ancak gruba müzik tarihinde haklı yerini kazandıran veriler bunlar değildi. Grup Yorum'un 19 yıllık geçmişi boyunca çalışan 50'ye yakın müzisyenin neredeyse tamamı hakkında dava açılmış ve gözaltına alınmışlardı. Grubun neredeyse bütün konser ve albümleri yasaklanmış, müzik kanallarından geçilmeyen Türkiye'de hiçbir parçaları televizyonlarda duyulmamıştı. Grup Yorum kariyerini müzikleriyle değil, sabıka kayıtlarıyla yapmıştı. Notalar değil, sloganlarla anılmıştı. Sansasyonla değil, eylemle manşet olmuştu. Bezimin sarılı yar 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 yandı her dem ala. Türkiye'de politik müzik geleneğini Ruhi Su başlattı. Ruhi Su'nun gür sesi ve sazı sol çevrelerde yankılandı. Anadolu'nun ozan kültürünü sol düşünceyle buluşturan Ruhi Su'nun sonraki temsilcileri arasında en parlak isim Zülfü Livaneli oldu. Alevi deyişleri ve devrimci gençliği anlatan parçaları bir dönem meydanlarda coşkuyla okundu. Aynı dönemde sağ ve ötücü çevrelerde de yine ozan geleneği bu defa milliyetçi düşüncenin hizmetinde ideolojiyle türküyü buluşturuyordu. Eylül süreci sadece anarşiyi bitirmeyi değil, sol ve sağ kesimlerde süreç içinde oluşan kültürel atmosferi, inanç coğrafyasını ve değerleri de yok etmeye amaçlıyordu. Zira ideolojiyi besleyen bu verimli tarla kurutulmazsa yeniden düşünceler yeşerebilirdi. İşte bu nedenle 12 Eylül sürecinde sol ve sağ kesimin filmleri, kitapları, resimleri ve müziği de yasaklandı. Yasak korku demekti. Korku unutturabilirdi. Ancak öyle olmadı. 12 Eylül'ün bitimiyle birlikte devrimci, ülkücü ve İslamcı çevreler kendi kültürüne ve köklerine geri döndü. Bu dönemde pıtrak gibi müzik grupları doğdu. Bu defaki gruplar yenilgiyle bilenmiş, unutmadık derken daha öfkeli ve daha radikaldi. Bu defakiler değişen Türkiye'nin geçmişi anlatan yüzüydü. Grup Yorum bütün bu çevreler içinde belki de en çok tanınanı oldu. Devrimcisi de, ülkücüsü de, İslamcısı da bu gruptan haberdardı. Zira grubun hemen her konseri, albümü, hatta eylemi manşetleri süslüyordu. Grup Yorum'un bu uzun ve zorlu yürüyüşü 1985 yılında önce 4 üniversite öğrencisi tarafından başlatıldı. Hepsi amatördü. Amaç dünyayı değiştirmek, dünyayı değiştirirken de bu sürece müzikle tanıklık etmekti. Aslında başlarken hiçbiri böylesine uzun soluklu bir tarih yazacaklarını düşünmemişti. Grup Yorum 1970'li yılların halk müziğini ve özellikle Latin Amerika'da sol çevreler tarafından geliştirilen yeni şarkı geleneğini takip etti. Grup Yorum 12 Eylül sürecinin gençler üzerine serptiği ölü toprağını kaldırma iddiasındaydı. Gerçekten de özellikle üniversite gençliği içinde dinleyici kitlesi bulmuşlardı. Sol çevrelerde mitingler Grup Yorum parçalarıyla başlıyor, Grup Yorum halaylarıyla bitiyordu.
Ancak bir müzik grubu için albümlerinin iyi satması, parçalarının dile düşmesi, binlerce insanın hep bir ağızdan bestelerini seslendirmesi yeterli olabilirdi ya da olmalıydı. Oysa grup yorum üyeleri müziği sadece müzik olduğu için yapmıyor, düşüncelerinin ve eylemlerinin bir gereğini yerine getirdiklerini düşünüyorlardı. Mutluluk ve heyecan verici durumlardı diyebilirim. Mesela bir şey protesto etmek istediğimizde bunu da müzikle yapıyorduk. Ne bileyim her gün bir yerde eylem yapıyorduk. İşte enstrümanlarımızı alıyorduk. Valiliğin önüne gidiyorduk. Adliyenin önüne gidiyorduk. Üniversitelerin kapısındaydık. Bulabildiğimiz her türlü ortamda protestolarımızı yükseltiyorduk. Taleplerini iletmek, doğrudan iletmek, bir de estetik bir yolla ifade etmek güzeldi. Grup yorumun militan müziği kısa sürede 12 Eylül anayasasıyla şekillenen koşullarda sakıncalı bulundu. Artık grup gittiği her ilde gözaltına alınıyor ya da konserleri yasaklanıyordu. Fethiye'nin yasaklama gerekçesini öğrendik. Fethiye terörle mücadele yasasının 8. maddesi kapsamında yasaklamış. Ama 8. madde artık yürürlükte değil yani. Kaldırılmış bir madde. Artık olmayan bir maddeden dolayı yasaklıyor yani. Çok artık garip diyor yani, bu kadar olmaz dedik yani. Hani sorun acaba hani deniyor ya bir şey, demokratikleşiyoruz, şey yasalar değişiyor falan. Tamam yasalar değişiyor ama uygulamada böyle bir şey yok ki. Yani bu yana çok çarpıcı bir örnekti. Düzene müzikleriyle baş kaldıran bu bir avuç müzisyene karşı yaptırımlar peş peşe geldi. 1989 yılında Eskişehir'de verdikleri konser sonrasında grubun 6 elemanı gözaltına alındı ve tutuklandı. Müzisyenlere yapılan bu terörist muamelesi grubun şöhretini daha da arttırdı. Ramazan'dı dönem olarak da. Açlık grevinde olduğumuzu ilan ettim. Fakat açlık grevinin tam prosedürünü bilmiyordum ilk gözaltımda. Su getirdiler bana. Ben açlık grevinde olduğumu söylemiştim dedim. Su içmem. Sonra ama dediler şeker de getireceğiz daha. Çünkü açlık grevinde şekerli su içilir. Hayır dedim ben yani almayacağım bunları. Açlık grevindeyim. Bütün gece yalvardılar ne olursun iç diye. Ben kabul etmedim. Sonra ertesi gün oldu işte yine kabul etmedim. İftar vakti geldi. Ertesi gün akşam oldu. Bir cam vardı. Önümde de bir masa duruyordu. İki polis memuru işte beklediler. Ezan okunmaya başlandı. Besmele çekip zeytinlerini aldılar. Tam ağızlarına götürürken döndüler bana baktılar. Zeytinleri indirdiler. Masayı oradan başka bir yere taşıyıp oruçlarını açtılar. Yorumcular da cezaevinde müzik yapmayı sürdürdü. Enstrümanları ellerinden alındığı için cezaevindeki ranza borularından kaval, hermatikten flüt, çeşme borularından yan flüt yaparak yollarına devam etti. İşte hermatik saplarından birkaçını birbirine bağladık. Bazılarının içine kağıt doldurduk. Pan flüt görevini gördü. Belli notaları ses sistemine vermesi için. Çeşmelere takılan hortumlar vardır biliyorsunuz plastik. Onlardan dilsiz kaval yaptık. Daha sonra bu şekilde notalarla çalışmaya başladık. Derken sözler akmaya başladı. Yani yoğun bir duygu sonucu sözler döküldü. Müzikle birlikte işlemeye başladık ve cemo çıktı. Ancak ortada bir gariplik vardı. Grubun yaptığı müziğin ideolojik içeriğinden rahatsız olan devlet için bu müzik türü terörü besleyecek bir güce dönüşebilirdi. Yasaklar bunun içindi. Altını çiziyorum. Ki çoğunda da beraat etmiştir yorum. Hemen hemen tamamında beraat etmiştir yani. Açsınlar mahkemeleri, baksınlar mahkeme kararlarına, son kararlara bakılsın. Baskı nedeni olan her konuda yorum sonuçta beraat etmiş. İşte asıl gariplik burada başlıyordu. Zira bu müziğin o yasaklanma raddesine gelen gücü grup yorum üyelerini tatmin etmiyordu. Grup yorumcular sadece müzisyen değil, eylemci de olmak gerektiğini düşünüyorlardı. Yani bu müzik grubunun üyesi uğruna savaştıkları düşüncelere tanıklık eden bir ozan değil, militan da olmalıydı. Grup yorumu bugüne kadar ayak uçtuğundan en önemli etkini örgütlü bir yapıyı hedefliyor olması, insanlar örgütlü bir mücadeleye çağırıyor olması ve kendisini de böyle şekillendirmesine bağlıyoruz. İşte bu zorunluluk grup yorum için adeta bir nirengi noktası oldu.
Sadece müzik yapmak isteyenler ya da düşüncelerini militanca yaşayamayanlar gruptan birer birer ayrıldı. Gidenlerin yerine hemen yenileri bulundu. Grup Yorum isimleri değil, kendini bir marka olarak yaratmıştı. Kimi zaman ayrılanlar bile bu markanın yaşaması için çaba gösterdi. Bugüne kadar 50 üzerinde eleman değişti. Bugünden bugüne kadar baktığımızda. Ama işte bu süreç içerisinde yorumun herhangi bir dönem işte kesintiye uğradığı, işte müzikal yaşamına ara verdiği bir döneme rastlamak mümkün değil. Böyle bir durum yok. Hatta şöyle bir şey var diyebiliriz. Bütün elemanlar değişmesine rağmen başından bugüne kadar bir ruh var, bir kültür var grubun yarattığı. Bu kültür bir şekilde varlığını sürdürüyor. Yeni Grup Yorum diye çıkmışlardı Mersin'de. İşte yanılmıyorsam 89'du. İçeride yatarken birdenbire yeni bir grup çıktı. Hakikaten Yeni Grup Yorum diye ve konserlere falan gitti. Bu bir şeydir, dayanışma. Grubun bu militan karakteri öylesine öne çıkmıştı ki bırakın eylemlerde grup yorum parçalarının söylenmesini, grup yorumcuların kendileri eylem yapmış, hatta konulan yasakları protesto etmek için parti binası işgal etmişlerdi. Bizim CHP işgali var grup yorum olarak. Bu aynı zamanda grup yorumun kendi haklarını kendisinin aramasıyla ilgili bir örnek. İşte Ortaköy Kültür Merkezimiz var bizim, kapatıldı. Bu yasal anlamda da aslında bizim lehimizeydi. Zaten meşruyduk da, buna da inanıyorduk. Ve aslında o zaman CHP de iktidarda olduğu için CHP'lilerle işte görüşmeye gittik. Fakat bu isteklerimiz yerine gelmeyince biz de işgal ettik. Zaten hazırlıklıydık da bu konuda. İşte bayağı ciddi bir şekilde kapıyı falan şey yaptık. Arkasına sandalyeler falan yedik. Bu arada ama içeride çaycı kalmış. Orada çaycılardan birisi. O da tutturdu. Benim kalbim var, beni bırakın falan diye, ama şimdi ya amca etme eyleme falan diyoruz bir yandan. O kadar sandalye yiymişiz kapının arkasına. Sonra sorduk gerçekten. Zaten tanışıyorduk da bazılarıyla CHP'de. Sorduk, dedik ki gerçekten böyle bir durum var mı? Kalbim var diyor. Dedi ki evet, yani kalbi var gerçekten, zaten 50 yaşlarında 60 yaşlarında falan vardı kesin. Öyle olunca biz de tekrar o sandalyeleri açtık, amcamızı çıkardık dışarı, bir daha kapattık o kapıyı, arkasına yığınağımızı yaptık ve işte işgalimizi gerçekleştirdik. Grup yorumun bu tür eylemleri müziğin önüne geçmişti. Belki de istenen buydu. Zira yorumcular için müziğin kendisinden çok sözleri önemli olmalıydı. O sözlerde ne kadar kavgaya çağırmak, ne kadar yarından emin olmak ve ne kadar geçmişe sahip çıkmak varsa o kadar iyiydi. İstim, yani müzik, arkadan nasıl olsa gelirdi. Hal böyle olunca grubun yaptığı ve yüz binler sattığı albümler görmezden geliniyordu. Bundan sonra artık yasaklanan grup yorumun müziği değil, grup yorumun kendisi olmuştu. 19 yıllık süre içinde çekilmiş tek klip de televizyonların sansürüne takılıyordu. Yandı da namerdin, gör bıçağı kemiğe. Yandı da namerdin, gör bıçağı kemiğe. Sürmenelim keselim, korkunan etelleri. Sürmenelim keselim, korkunan etelleri. Çabuk yap bıçakları, türedik önleri. Grup yorum kendi ismi bile yasaklanmaya ya da bir takım sansüre uğramanın gerekçesi olabiliyor. Şöyle bir şey örnek vereceğim de, bir kanal. İşte bir klibimiz var bizim, yeni hazırlamışız, yayınlanması için kalan müzik tarafından işte kanal şeylerle görüşülüyor, televizyon kanallarıyla. Kanallardan birisi şöyle cevap veriyor: grup yorum Love Story'yi bile yapsa biz yayınlayamayız. Yıllar içinde grup yorum rahatladı. Yasak ve gözaltılarda kısmi azalma oldu. Öyle ki yıllar içinde İstanbul'da konser vermesi yasaklanan grup yorum artık sevenleriyle buluşuyor, açık hava tiyatrosunda türkülerin dilinden konuşabiliyordu. Müzik
benzersiz bir tarihe sahipti. Bu inanılmaz tarihi sosyolog Orhan Kahyaoğlu 4 yıl süren bir çalışmanın sonunda çıkardığı kitapla tanıttı. Müziğinden çok başına gelenler, yaşadıkları olaylar, yani devletin bu grup üzerine yarattığı baskı, buna benzer sayısız faktör beni yavaş yavaş, yani bu kitabı gündeme getirmeye itti. Birçok şey söylenebilir. Bunlar arasında da şunu söyleyeyim. Bir müzik grubu düşünün. Dünyada ben örneği olduğunu zannetmiyorum. Çok kısa aralıklarla devamlı tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, işkence görüyor. Konserleri herhalde bu kadar uzun süre, yani yıllar boyu onlarca, yüzlerce yasaklanmış bir müzik grubu ben dünyada bilmiyorum. Grup Yorum'un başına gelenler aslında Türkiye'nin demokrasi sınavındaki kilometre taşlarını anlatıyordu. 19 yıl boyunca sürekli yasaklanan, gözaltına alınan, cezaevine giren Grup Yorum, yıllar sonra nihayet müziğinin dilinden sesleniyor. Türkiye'de demokrasinin sınırları geliştikçe, belki de demokrasinin kendine olan özgüveni arttıkça, farklı görüş ve yaklaşımlar artık bir tehlike gibi algılanmıyor. Grup Yorum yoluna devam ediyor. Grup Yorum yoluna devam ettiği için ne Türkiye'de düzen değişiyor, ne de milyonlar Grup Yorum'un inandığı yolda yürüyor. Zira müziğin gücü ve sihri, müziği yapanların ya da yasaklayanların düşüncelerinden çok hala o 7 notada saklı bulunuyor. 1987 yılından bugüne kadar haklarında 400'ün üzerinde dava açılan, her üyesinin defalarca gözaltına alındığı ve 15 üyesinin hapis yattığı Grup Yorum, tüm baskılar, yasaklamalar, gözaltılar ve cezaevine rağmen 19 yıllık müzik serüvenine 2 milyonun üzerinde satış ve 19 albüm sığdırmayı başardı. Sevgili seyirciler, işte Grup Yorum. Dedim ya, Grup Yorum aslında Türkiye'nin tam bir aynası, tam bir eşi, benzeri. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatlerde yine birlikte olacağız. Aman dikkat, kimselere randevu vermeyin. Tekrar aynı saatlerde buluşalım efendim. Şimdilik iyi geceler.